Merhaba arkadaşlar, Antalya'da Tolga kardeşimin evindeyim. Bugün Tolga için çok önemli bir gün. Oyuncakları geldi. Öncelikle kendisini sizin huzurlarınıza da tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kendisi Savitzkir takımına girdi. Pro staff oldu, resmi, maaşlı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Türkiye'de bu konuda ikinci adamdır. Benden sonra zaten dünyada da bir elin parmaklarını geçmez. Bu şekilde gerçek anlamda pro staff olan Savitzkir'in tuzlu su yemlerinde reklam yüzü olan sayılı adamlardan birisi. Kendisini tebrik ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir çuval oyuncak geldi bize. Bunların arasında ilk defa gördüklerimiz var. Daha önceden piyasada zaten olanlar vardı. Heyecanla görmek için beklediklerimiz vardı. Bunları size tanıtacağız, anlatacağız. Sonra biraz sohbet edeceğiz. Bu sezon bizi neler bekliyor, neler yapacağız, nasıl bir sezon geçireceğiz, hedeflerimiz neler, vizyonumuz neler, bunlardan bahsedeceğiz Tolga. Bahsedelim, konuşalım. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Nereden başlayalım? Yoksa küçük bir yemleri tanıtmaya başlamadan önce küçük bir muhabbetle başlayalım. Evet, ne yapacağız bu sene? Yaklaşık 2 ay önce bir karavan aldım kendime. Sonra benden bir ay sonra da Tolga aldı. Neden? Çünkü uzun yıllardır kıyı ağlarını çok aksatmıştım. Tekne ağlarına ağırlık vermiştim. Çünkü bu benim işimdi. Tekneden tur yapıyordum. İnsanların hayallerini gerçekleştiriyorduk. Turizm yapıyorduk vesaire. Ama artık takipçilerin 500.000'ı geçtik. Avrupa'nın en büyük YouTube kanalı olduk. Sizlerin sayesinde. Bu arada video başlarken bir kontrol edelim. Abone miyiz, değil miyiz? Çünkü Avrupa'nın en büyük YouTube balık kanalıyız. Şu an itibariyle 536 bin takipçimiz var. Milyon olmak için sizin destekleriniz çok önemli. Lütfen abone değilseniz tek tıkla abone olalım. Ücretsizdir abonelik. Aynen. Aynen. Onun dışında kıyıdan ağlarımızı çoğaltacağız. Kıyıdan tatlı su ağlarımız gelecek. Mesela Nisan ayında Çanakkale'de 15 günlük bir turna kampı yapacağım. Hedefim 100 santim üzeri turnalar çıkarmak. Bodrum'da hem tekne hem kıyı ağlarımız olacak. Tolga kardeşim de zaten Bodrum'da geçen ay güzel bir torik yakalamıştık. Bol bol yakala pişir olacak. Hatta tekneden dalışa da başlayacağım. Zıpkın ağlarına da başlayacağım. Ortaya mix, size bir balıkçının, bir denizcinin hayatı nasıldır? Bunu en ince ayrıntılarıyla ve en keyifli şekilde sunmaya çalışacağız. Onun dışında çok hayallerimiz var. Bu sene çok büyük orkinoslar var. Belki kıyıdan bir orkinos yakalayacağız. Kendi rekorlarımızı geliştirmeye çalışacağız. 100, 150, 200 kiloluk belki daha büyük balıklar çıkarmayı hedefliyoruz. Popper'la, Tolga'yla tekneden popping yapacağız. Casting yapacağız orkinos oynaklarının içine bulabilirsek. Daha önce bunu tecrübe ettim ama içimde ukde kaldı yani. Böyle doya doya yakalayamadım. Onun dışında kıyıdan dev yazılı orkinoslar, kuzular, sinaritler, hayallerimizin peşinden koşmaya devam kısacası. Senin hayallerin nelerdir? Şimdi abi benim hayalim, zaten bir hayalim vardı öncelikle. Hı-hı. İlk hayalim arkadaşlar ondan bahsedeyim size. Pro staff olmak. Hani takıma girmek. Evet. Takıma girip resmi olarak öyle bir iş yapmak. Sevdiğin işi, hobini işine çevirip sevdiğin işi yaparak hayatını idame etmek. Aynen. Değil mi? Sevdiğim aynen işi yaparak hayatımı idame ettirmek. Benim bir hayalim buydu. Hani marka aslında, yani marka belirsizdi. Hani bu evet. Pro staff'lıkta hangi marka olacağı ya da ne bileyim aklımda bir marka var mı desen tabii ki de yoktu. İstediğim... Ama en iyisi oldu. Aynen öyle. En iyisi. Bir anda. Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim size arkadaşlar, bu kadar beklemiyordum ben. Hani aynen. Gerçekten benim için mükemmel oldu. Ben genelde kıyıdan takılan, hani kıyı avcılığını seven bir insan olduğum için işte kamp, balık avı böyle. Evet, yakala pişir, yakala pişir, camping, vesaire. Adalara gitme, adalarda aynen. Avcılık. Neler yapacağız neler. Bu tarz şeyleri seviyordum. Savaş abi de bu sene karavan alarak biraz daha tekne avını kıyıya evet. Ya, şey yaptı. Daha da adam oldu. Dengeleyeceğiz biraz daha. Aynen. Yani çünkü onun videolarını da %50 daha evet. Çok izleyeceksiniz bundan sonra. Çok güzel oldu. Benim hayallerimden birisi buydu. Bunu gerçekleştirdiğim için teşekkür ediyorum. Cengiz Balıkçılık ailesine abi. Sana sevgili abim. Svensson Spor, Savitzkir ailesine. Savaş Sun'una. Svensson'dan, Svensson ailesine. Danimarka menşeli markamız. Danimarka evet. Menşeli Svensson ailesine. Sevgili Marcos Vidal ise. Hepsine
Halana, dayına, amcana eyvallah. Arkadaşlar, şimdi çok değişik gemiler var dediğim gibi. İlk defa gelen şeyler var. Hangisinden başlayalım? Makinalardan başlayalım mı? Bakın arkadaşlar, Savage Gear makina pazarına bu sene girdi. Önceden okumayla bir ortaklığından dolayı üretmesi serbest değildi. Ama daha sonra yollarını ayırdılar. Ve çok güzel bir makina serisiyle karşımıza çıktı. Savage Gear SG2, SG4, SG6, SG8 makinalarının yanı sıra bunlar 1000'likten 4000'liğe kadar gidiyordu. Bir de SGS serisini, yani tuzlu suya daha büyük balık avlarına uygun SGS serisini çıkardı. SGS serisi de 6, 8 diye gidiyordu ve 10 prototipleri ilk defa elimize geldi. Şöyle SGS 6'yı da alalım abi. 8'i de alalım. SGS 6. Evet, bakın bunlar şu an Türkiye'de stoklarımızda var. Gerçekten inanılmaz güzel. Hem kozmetik olarak, görsel olarak çok güzel, hem de çok güçlü makineler. İnanılmaz balıklar yakaladık bunlarla. Tolga'nın şunun 6000'liğiyle Türkiye bari rekoru kıyıdan skipjack tunası var. Aynen. Benim bununla, bunun 14.000'liğiyle belki de dünyanın en büyük balığını yakaladım. Yani bu makine için rekor olacak. Kıyıdan 60 kiloluk, tekneden 60 kiloluk bir orkinos çıkardım. Ben Savage Gear'ın makinalarıyla daha böyle bir şey görmedim. O da çok şükür bana nasip oldu. Bakın bu da SGS 10 serisi. Şu kol topuzunun güzelliğine, şu yakışıklılığa bakar mısınız? Çok yüksek draglı, sızdırmaz, su geçirmez. İnanılmaz yakışıklı bir makine yapmışlar gerçekten. Çok beğendim. Düşük devirli, yüksek torklu, tank gibi bir makine. Bunun bize boy boy, ebat ebat modelleri geldi. Mesela şu Tolga'nınki. Tolga'ya bir tane 8000 gönderdiler. Bugün bizim dükkanda da 28'lik yaklaşık 200 metre iple bunu doldurduk. Yeni gelen SGS 6 Shojigin kamışlarına kombinleyecek bunu ve rekorların, hayallerinin peşinde koşacak. Buyur Tolga'cığım. Bu da benim ağır abim. Bakın. En büyük boyu, ailenin en büyük boyu 18.000'lik modeli. Şöyle bir şunu açacağım. Ve ben bunu bir yıl önce stoklarda tükenen, depoda kalan son kamışı kendime ayıraraktan bu makineyi bekliyordum aylardır. 18.000, inanılmaz büyük ve derin bir kafa. Çok ciddi bir ip hacmi var. Buna 500 metre 0.40'lık ip bağlayıp, zaten rekortman kamışımı tanıyorsunuz. Savage Gear'ın Salt One diye far serisi. Bununla ben de hayallerimin peşinden koşacağım. Nasıl ki SGS 8'in rekorunu kırdıysam, inşallah bunun rekoru da bende olacak. Bu konuda Türk bayrağını dalgalandıracağız. İstiklal marşımızı diyelim. Aynen. Evet. Onun dışında kamışları en son anlatalım. Yeni neler var? Yeniliklerden bir başlayalım. Mesela kalamar zokalarımız. Şöyle. Biliyorsunuz Savage Gear'ın kalamar zokaları değişikti. Hep böyle alışılmışın dışında şeyler üretiyordu. Şöyle birkaç tane renk gösterelim abi. Pembe de ver. Şöyle evet, pembe. Mesela bakın bunun iki boyu var. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Hem ultraviyole hem glow'lu. Gördüğünüz gibi piyasadaki en üst segment kalamar zokalarının bence en başarılı modellerinden biri oldu. Artık geleneksel modellere döndüler. Normalde hep sıra dışı modeller yapıyorlardı. Abi, şimdi kalamar avcılarının, özellikle Ege, Akdeniz kalamar avcılarının bir yorumlarını alayım. Bakın şurada bez dokusu, şurada da inanılmazca hologramlı yaralı pul desenleri. Efsane. Mükemmel olmuş ya. Yani bunun balık almaması imkansız. Kalamarın olup da bir sallasana. Hafif bir ses evet var gördüğünüz gibi. Ses. Özellikle şu an kamera başındaki Oğuz da çok kalamar avında ustadır. Ne diyorsun Oğuz? Mükemmel yapmışlar. Dizaynı. Nasıl detaylara çekebiliyor musun? Kombinleri müthiş. Müthiş değil mi? Aynen. Alır mı? Çalışır mı? Kesinlikle. O zaman bunları kenara koyalım. Kalamar zokalarımızı tanıttık. Onun dışında yeni neler var derseniz. Şurada mesela Jerk Minnow serisini biliyorsunuz. Uzun süredir Lüfer'de, Kofana'da ve Barracuda'da özellikle efsaneler yaratan Jerk Minnow serisinin minnak boyları geldi. Bakayım şu altta ne var? Şurada evet. Minnak, şurada minnak diyor. Abi şunlara bakar mısın? Ha. O şey, Surf Walker. Minnacık. Bunun ya boyunu söyleyeyim size. 11 santim 7 gram. LRF avcılarına özel bir tanesini çıkarıp göstermek istiyorum.
Tam lokmalık ya. Tolga'ya kıyak geçmişler. Bunlardan bana gelmedi ama isteyeceğim. Teys abime yazdım, bana da gönderecek. Ama biz bir takımız. Her şeyi beraber paylaşıyoruz zaten. Mesela ilk sardin slidercikler, birazdan göstereceğim, bana gelmişti. Tolga onunla canavar avlar yaptı. Bir girdi aldı. Göcekli çok güzel bir kuzu aldı. Kıyıdan Türkiye rekoru skipjack yakaladı. Hakkını verdi. Şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar? Kalem gibi. Kalem görüp gibi görebileceğiniz yani. En ince, en slim rapala. Doğru mu? Aynen. Oğuzcum, harika. Sen bir İstanbul lüfer avcısı olarak bu kadar kibar bir yem gördün mü? İnanılmaz, bence fark yaratacak. Hem abi, elim konusunda. Evet, akarsu boy ağızlarında mesela bunu levrek görsün. Yemez, oturur, ağlar, ağlar. Der ki adamlar yapmış ya kadar. Tabii mizah katıyoruz birazcık. Şunu da koyalım kenara. Evet, onun dışında hepsini göstermemize gerek yok. Biliyorsunuz Savage Gear'ın Surf Walker serisinin 12,5 santim 10 gramlık modelinin Japon renkleri, birçok yeni rengi mevcut. Bunlardan da yine böyle bol kepçe göndermişler Tolga kardeşime. Çok lerefe yapıyormuş gibi. Öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Sonra mesela Jerkminov'un serisinin abileri var burada. Bakın. Barakuda. Kaç tane renk. Ve ya şu renk için adam öldürüyorlar. Aynen. Bak kuyruk kaç tane var, renk kuyruk var. Oğuzcum şu öndekileri de gösterir misin? Şuraları. Hepsini çıkarmak zorunda kalmayayım. 145'leri de var. Bak Japon rengi. Şu Basic Aterina rengi. Efsane. Harika. Evet, yavaş yavaş göstermeye devam edelim. Sonra biliyorsunuz bakın yine Surf Walker'ların Green Mackerel rengi, Blue Sardine rengi. Onun dışında bakın şunları göstermek Deep istiyorum Walker ya. Abi Deep Walker efsane bak. Ağır abiler. Bloody Anchovy diye mi geçiyordu bu renk? Ne diye geçiyor? Aynen, Bloody Anchovy. Kanlı niger. Pardon. Kanlı hamsi. Anchovy biliyorsunuz hamsidir. Bu kaç gram? 50 gramlık model. Abi iğnelere bakar mısınız ya? Hala bu kadar kalitede, bu kadar üst segment malzeme kullanıyoruz ve diğer markaların çeyreği fiyatına bunları satabiliyoruz. Çok şükür. Bu arada ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Bundan sonra yeni gelen her ürün indirimli gelecek. En az %15 indirimli gelecek. Mesela maviyüzgeç.com sitemiz, şuraya yazıyorum. Bizde zaten her zaman en az %15 indirim var. O yüzden çok güzel olacak yani. Ah bir şu dolar kuru da dibe inse, birazcık aşağılara inse. Şu savaş bitsin Allah'ın izniyle. Çünkü herkes aşağılar çok ya etkilendi. Allah. Akaryakıt zamları. Ha, ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Karavan aldım. Yani 1 liranın üzerinde mazot yakıyordu. Sonra zam geldi. 1,5 yakmaya başladı. En son bindiğimde bir ay önce 1,8 lira yakıyordu kilometrede. Şu an 3 lira falan yakıyor. Yani buradan bir gidip 2 gün Bodrum'da kalıp tek video çekip dönebiliyorduk. Tam kurtarmasa da çok zarar ettirmiyordu bize videonun geliri. Ama şu an karavanla böyle uzak 500 kilometreye falan gittiğimiz zaman en az bir hafta 10 gün 15 gün kalıp orada böyle çok fazla dolaşmadan av yapmamız lazım ki 5-6 video çekip anca kurtaralım. Herkes ekonomik olarak sıkıntıda, bunun farkındayız ama inşallah her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Bakın şurayı gösterir misin Oğuzcum? Bak bunların çeşitli gramajları var. 39 gramı, 70 gramı, 50 gramı. İnanılmaz. Bunları Orkun'un soynaklarının arasına da atacağız yazın. Kesinlikle. Uçan balıkları, kolyozları kaldırırken Orkunoslar, iğneleri de gayet güçlü. Onun dışında bakın arkadaşlar. Needlejig'lerin yeni renkleri geldi. Bakın bu rengi. Aslında herkes natürel renk seviyor. Evet, natürel renklerle bunlarla falan çok güzel balıklar aldık ama özellikle bu tarz böyle şey janjanlı ultraviyole renklerle gün doğumu gün batımı. Abi bak sen mesela bunlarla neler aldın? Biz de son videomuzda kuzu, şu renkli çok güzel yazılı orkinoslar aldık. Aynen. Sen zaten rekor şeyi bununla aldın. Bakın aynen, böyle bir renk yok normalde ama hayvan bu renkleri güzel görüyor, seviyor. Ara ara sardin sliderlarımızı şu göstereceğiz. Göster abi. Şöyle gösterebiliriz. Evet, bakın bu da yeni bir renk. Needlejig'in yeni renklerinden. Onun dışında bakın 40 gram. Çok güzel. Mikro. Şu iki rengi gösterelim abi. Sardin slider'dan. Abi inanılmaz. Bakın şu renkleri görüyor musunuz? Pulları dökülmüş yaralı balık gibi.
Birisi sardalya, birisi belli oluyor mu oğuz pulları? Evet. Bunlar çok fena. Bunu Türkiye'de jik işinde kendi böyle şey jik işini sevmiş herkes heyecanla bekliyor. Onun dışında nelerimiz var burada? Neydi bunun adı? Gravity Runner. 37 gram ve 55 gram aynen olmak üzere. Abi renklere bak ya. Tolga şunları sen ya da şöyle sırayla göstereyim abi. İnanılmaz güzel renkler. Şunlara bakar mısınız ya? Tolga bu ne lan? Kaç tane gelmiş? Dur ya nazar değdireceğim. Maşallah maşallah. Maşallah. Daha çok versin Allah. Bunların ben Tolga'nın hepsinin hakkını vereceğini ya da gittiği yerlerde eşine dostuna hak edecek insanlara birer ikişer hediye edeceğine de eminim. Ama önce hakkını verecek. Ondan sonra emektarları başka insanların hayallerini süslemek üzere hediye edebilir tabii ki. Bakın arkadaşlar. Savage Gear, Slim Jig Mino. Bunları biliyorsunuz. Ama bunlar 60, 80 ve 100 gramlı böyle çift lastik iğneli olanlar. Adamlar büyütmüş. 120, 150 ve 180 gramlık modellerini de çıkarmış. Bakın. Şunun büyüklüğünü görüyor musunuz? 180 gram. Abi iğneler çok güçlü. Gerçekten. Ben bunun 60 gramının bile iğnesini açacak balık çok tanımıyorum. Güzel görünüyor mu Oğuz? Mükemmel. Şimdi 180 gram olması bunu ille de çok derinlere indirmekle alakalı değil. Ama şimdi siz hayvana şöyle küçücük bir ufak bir jik ver bana. Şöyle bir jik attığınız zaman büyük kuzunun ilgisini çekemiyorsunuz her zaman. O yüzden bu jikin biraz daha uzun ve enli olması nasıl yazılı orkinosluklara, kuzulara dalıyorsa abi dayanamıyorum. Ben kendim yiyeceğim neredeyse şunu da açacağım. Abi çok ya, tatlı yapmışlar ya. Çok iyi. Bak bu tam bir şey gibi yazılı orkinos renginde. Abi böyle gerçekçi bir renk var mı ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şuna 3D print PHP color diye geçiyor bu. Nasıl abi? Hologramı görüyor musun? Boyuta bakar mısınız? Ya gerçekten çocuk gibi heyecanlıyız ve Savage Gear gerçekten bu işi efsane yapıyor ve yakında zaten dünyanın en iyi tuzlu su yemi markası olduğunu inanıyorum ama yakında size çok efsane şeyler de karşınıza geleceğiz. Bazı ticari sır olarak sakladığımız modeller de var çünkü. Her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Biz de kendimizi şaşırtmaya devam ediyoruz. Çünkü bunların birçoğunun tasarımında bizim de parmağımız var. Ve biz bunları bazen marka bizi düşünmeyebiliyor. Çünkü onların asıl pazarlarının ihtiyaçları bizimkine tam uyuşmuyor. Ama biz sizin için istiyoruz. Tabii ki yani kendi pazarımıza uygun şeyler üretiyoruz. Şunu da açacağım abi. Kaç gram bu? 150 gram. Dur 180'ini açayım bunu da. Ben bu ara ağırlardan gidiyorum. Büyük düşün abi. Go big or go home. Ne yani? Hı? Ne yani? Go big or go home. Go big or go home. Büyük düşün büyük oyna mı ne? Büyük düşün ya da git kumda oyna diyor. Evine git diyor. Abi şu güzelliğe bakar mısınız ya? Hangi rengi daha çok beğendiniz? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Sardin mi? Flash Mino mu? Yoksa Zebra mı? Ya da sizin favoriniz hangisi? Sizce bunlardan en avcısı hangisidir? Şöyle gösteriyorum. Astım şöyle kenara. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bu arada Tolga Çalım YouTube kanalı. Videonun sonunda zaten kanal etiketini koyacağım ama belki sıkılıp gidenler olabilir diye şimdiden söylemekte fayda var. Biraz da sen konuş ya. Evet bu sene şimdi bugüne kadar çok ağır siklet aşırı ağırlara atamıyordum açıkçası. Takımların şimdi, müsait değildi. Değildi. Şimdi takımlarda gelince 30-100, 60-150 yani istediğim efsane. Çok güzel short jigging kamışları yani nerede yanında mı? Kamışlar hemen getiriyorum. SGS 6'yı getir sonra bana da şu SGS şeyi versene şunu. Ben de bunu göstereyim o arada. SGS 2 bu da benim short jigging takımım. Benim kamışları unutmuşlar o yüzden ben Tolga'dan SGS 2 kamışın ödünç aldım benimkiler gelene kadar. Üst segment olanı Tolga'ya verdik çünkü o benden daha çok kıyı avı yapıyor. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu renklere. Bu kamışın boyu arkadaşlar 3.05 30-100 gram atarı var. Halka sıklığını görüyor musunuz? Tamamen
o Japon o çok pahalı zen akkamışlarla aynı teknolojide üretilmiş çok güzel kombinler. Buna da SGS 10 8000'lik makinamı kombinledim. Yakında bunlarla biz de sahalarda olacağız inşallah. Şöyle koydum. Tolga Kamış'ı getirene kadar bir şeyler daha gösteririm. Bunları biliyorsunuz. Bunlar stoklarda. Savage Gear SGS 8 4000. Şöyle maviyüzgeç.com'da bulabilirsiniz. Bu da 4000'lik makina nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 4000'lik de spin de yapabilirsiniz. Yani bu takımla bir lüferi levreye bile atabilirsiniz. Ama o kadar güçlü bir kombin ki bununla 20 kilo balığı da çıkarabilirsiniz ama 1 kiloluk ya da yarım kiloluk lüferden de keyif alırsınız. İnanılmaz keyifli bir makine. Ağır abiler. İşte bakın bu da pardon bu ne? 60-150 Shorjing kamışı. SGS 2. Bunu evet bu benimkinin bir üst üst sikleti. 60-150 3.05 ama asıl güzel olan herkesin beklediği ve 3 hafta sonra en geç stoklarda olacak olan SGS 6 serisi. Abi şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Fuji halkalar. Ne yazıyor burada? Savage Gear. Üzerine zaten direkt Shorjing yazıyor değil mi? Aynen. Toray karbon. Nerede o yazı? Evet. Burada mı yazıyor? Orada şurada yazıyor olabilir abi. Şurada. Nerede abi? Dur, göster. Şurada şöyle yazıyor. 3.05. Moderate face fast. Aynen. SGS zaten. Ah şurada yazıyor. Şurada bak. Aynen. Yok lan burada Savage Gear yazıyor. Her neyse. Kesin bir yerde yazıyordur ama biz şu an bulamadık. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Süper bir kamış. Tutma yerleri falan inanılmaz ve sağlam. Ve boyu 3.05. Renkler tam profesyonel bir short jigging takımımız var. Bu zamana kadar 2.74'lük MPP'lerle short jigging dediğimiz 2.74'lük kamışlarla av yaptık. Ama neler çıkardık. 12 kiloluk uzun bile var biliyorsun. Aynen. Hele o MPP kıyıdan Türkiye rekoru bir tane mızrak balığı var. Dev liçalar var. Dev kuzular var. İnanılmaz kamışlardı. Ama onlar tam profesyonel değildi. Dünya standartlarına uymuyordu. Bunlar tam profesyonel. Buradan Marcos Vidalis'e tekrar teşekkür ediyoruz. Çok şık görünüyorlar. Bakın sardin slider'lar. Gördünüz mü? Hemen hemen her şeyi gösterdik değil mi? Yeni başka neyimiz var? Sardin slider. Bol bol jikimiz var abi. Al bak senin sevdiğin. Pembe. Bayılırım. Buradan kime selam söyleyelim bu jikle? Cem Çöker'e. Cem Çöker Bodrum'dan. Adam bununla neler yapıyor ya. Kıyıdan 120 gram bile atıyor adam. Onlar da bizim SGS 6 serisini heyecanla bekliyor. Hemen hemen bitirdik. Evet. Liderlerimizi gösterelim. Evet. Bakın. Şu bunlar, anda Türkiye'de olmayan. Bunlar Türkiye'de yok. Yine çok şık. Ambalaj tasarımları. 60'lık, 55'lik, 77'lik. Diğerlerini de oku abi. 68'lik de var orada. Şurada 45'lik var. 45'lik. Semi soft. 32'lik. 32'lik. Başka? Burada 55. 0.50. 68. Abi inanılmaz aralıklar. Bakın. 50 var. 55 var. Bak 45, 50, 55. 60, 68, 77. Uf. Ve bakın. En kalını bile 77 olan bile kaç metre bu ya? 45 metre. Eskiden hep böyle şikayet ederdik. 30 metre. 15 metrelik olarak gelirdi. Ne bileyim 20 metrelik olarak gelirdi. Yetmezdi. Şimdi dolu dolu florokarbonlarımız olacak. Hem de %100 florokarbon. Of be. Tabii şöyle azıcık bir gamını alabiliriz bunların. Mükemmel. Anam elimde yara varmış ha. Direkt girdi araya. Balıkçıyla arkadaşlar her zaman yaralı. Biz alıştık artık bunlara. İşte heyecanlıyız. Güzel bir sezon olacak. Ben hani son videomda da söylemiştim. Bazı böyle iş ve evle alakalı bazı değişikliklerim vardı. O yüzden taşınma durumlarım falan vardı. Çok video atamadım. Malum iklim de ortada. Biraz kafa olarak dinlendirmeye ihtiyacım vardı. Ama gümbür gümbür geleceğim. Çok yoğun. Çok uzun, soluksuz izleyeceğiniz çok orijinal videolarla karşınızda olacağım inşallah. Tolga. Aynen. Güzel bir sezon olacak. Güzel bir sezon olacak. Hatta bir
Çanakkale turna macerası. Çanakkale turnalarımız olacak. Orkinos avlarımız. Efendime söyleyeyim. Torik. Levrek avlarımız Karamada. Olacak. Levrek aynen. Levrek ve torik işinin kanalda çok asla... Pardon. Levrek ve turna işini biraz ara verdim. Alabalık avlarımız olacak. Hepsi olacak inşallah. Siz de arkadaşlar bu kanalda ne tarz videolar görmek istersiniz? Lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Şurayı açalım biraz. Tolga, senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Son olarak eklemek istediğim, umarım performanslarımızı çok güzel bir şekilde yerine getiririz. Yani benim birkaç hayalim var bu sezon gerçekleştirmek istediğim. Mesela ufandan bahsedeyim bahset, sana. Evet. Arkadaşlar şöyle diyeyim, bu sezon yani en az 10 tane 5 kilo üstü kuzu çıkarmak istiyorum. 5 kilo fazlasını üzeri. Fazlasını çıkarırız. Kuzu çıkarmak çok istiyorum. Kayalarda yatıyorsun. Çok yemek görüyorsun. Fazlasını çıkarırız. İnşallah. Bu takımlarla güveniyorum. Rahat rahat. Önceden arkadaşlar takımlarım çok şeydi. Zayıftı. Kaçırıyordun. Lider ince, ip ince, balık her türlü dövüyordu yani. Ne yaparsan aynen yap. Öyle. Dövüyordu. Ama bak ince takımla bile biz bir şeyler yaparsın diye bekliyorduk. Bir tane rekor çıkardın. Aynen. Şimdi daha başlamışlar. Tekneden bir kuzu aldın. Tekneden kuzumuz var. Onun dışında yazılılar aldın aynı takımla. Aynen. En son bir de Girida ile taçlandırdın. O takım senin hafif takımın olarak yazılı Orkinos avlarında bence favorin olmaya devam edecek. Tekneden hatta sen demiştin ya yazılıyı çektik. İstavrit gibi mi çektin dedin. Öyle bir şey tabii dedin canım ya. Aynen öyle. Aynen. Oy 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 oy. Ben bunları dayanamam ya. Çok iyi. Bunları Tolga bana verdi. Öttüreceğiz bunları öttüreceğiz. Bu sezon bir de şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi gidip menalarda dolaşıyorum. Balık olduğunda vesaire. Bana haber veriyor. Savaş abi de gelecek. Badim sonuçta. Aynı takım arkadaşıyız. Birlikte ne yapacağız? Bam bam bam. Oralarda jig yapacağız. Teknede adalara gideceğiz. Benim hayalim abi beraber. Evet, adalarda jig evet. Yapacağız. Derinlik 60-70 metre. Tekneyle adaya bırakacak bizi bir arkadaş. Aynen. Kendisi gidecek. Teknede alınacak. Biz de kıyıdan kah jigle. Ya canlı yeminle kendi aynen. Rekorlarımızı zorlayacağız. Aynen. Çünkü mesela düşünsene Suladanın üzerindesin Adrasan'da aylardan Ekim bombardolu yazılarımızı yakaladık canlı gönderdik. Ve hayvan gibi de güçlü takımlar var elimizde. Düşünsene şu kamış var Popping takımına bağlı. Abi kıyıdan 40'lık ip rekor mesela. Bırakmayız ya ben sana aynen. Söyleyeyim. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yaklaşık 30 dakikadır bize katlanıyorsunuz. Tolga kardeşimizin kanalına lütfen abone olun, destek olmak için. Şuradan Tolga'nın kanalına, buradan da benim kanalıma. Hadi 1 milyon yapıyoruz. Tolga'yı da birkaç yüz bin de onu yapıyoruz ilk vadede. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.